Sayın Valim, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun. Ben 10 Kasım 1997 tarihinde Yalova Valisi olarak göreve başladım. Bu mektubu kaleme aldığım 24 Ekim 2002 tarihinde aynı görevi sürdürmekteyim. 20 sene sonra eğer sağ olursak biz de göreceğiz. Her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olan Yalova'yı, Büyük Önder Atatürk'ün benim kentim dediği Yalova'yı daha iyi yerlere taşımak görevi artık sizlerde. Şimdiden 20 sene sonrasında görev yapan size ve mesai arkadaşlarınıza başarılar, kolaylıklar diliyorum. Sevgiler, saygılar. Nihat Özgül Yalova Valisi. PTT müdürümüz de size bir mektup var deyince ben heyecanlandım. Kimden dedim? Yalova valisinden dedi. Dolayısıyla yani mektup gelinceye kadar tabii çok sabırsızlandım. Geldikten sonra da okurken çok duygulandım. Çünkü çok samimi bir şekilde ele alınmıştı. Bir de şu beni çok etkiledi. O güne erişirsek, sağ olursak biz de göreceğiz Cumhuriyet'in 100. yılını diyordu. Kendisini kaybettik. Yakın zamanda kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yalova'mıza da çok güzel hizmetleri oldu. Ailesine de buradan ben tekrar başsağlığı diliyorum. Tabii o mektup Yalova'mızın o dönemdeki valisi, işte Yalova'nın daha ileriye de, daha güzelle ulaşmasını temenni ediyordu. İnşallah biz de bizden sonraki gelen valilerimize aynı temennileri eriştirmek dileğiyle biz mektubu teslim aldık. İnşallah ben ailesiyle de Sayın Valimizin buluşacağım. O mektubu ben kendilerine de takdim etmek istiyorum. Çünkü mutlaka saklamak isteyeceklerdir. Dolayısıyla böyle çok PTT Müdürlüğümüzün o başlatmış olduğu kampanyada alıcı olduğumuz bu posta bizi valilik olarak çok duygulandırdı. Bundan dolayı da biz sosyal medya üzerinden kendisinin hem mektubunu yayınladık hem de seslendirmesini kendi sesinden gerçekleştirerek bunu paylaşmak istedik. Bu mutluluğu herkes paylaşsın istedik. Sadece aslında bize yazılmış bir mektup da değildi. Aslında bir valinin kentine karşı duymuş olduğu o samimiyeti, o duygunun bir yansımasıydı. Dolayısıyla Yalovalı hemşerilerimiz de bunu duysunlar ve görsünler istedik. Bence çok anlamlı bir mektuptu. Ben tekrar buradan ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Yalovalı hemşerilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sayın Valim. Albay Cenk Tokuz, garnizon komutanı. Hoş geldiniz Sayın Valim, çok memnun oldum. Sayın Başkanım, belediye başkanım, garnizon komutanım, çok kıymetli vali yardımcılarım, kaymakamlarım, çok kıymetli il müdürlerimiz, patronunuz, selam ve saygılarımla. Bismillah diyelim. İnşallah hayır olur neticesi de.